Arkadaşlar herkese selamlar, ben Motivasyon Reis. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yanımda İspanyolca hocam, Serkan Pekman hocam var. Hocam ben çok fazla konuşmak istemiyorum, sözü size bırakmak istiyorum haliyle. Biraz önce kendimizi tanıtalım. Serkan Pekman kimdir? Evet, ben kendim Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Burada öğretim teknolojileri, İspanyolca, İtalyanca gibi derslere giriyorum. Yani 5 yıldır işte Uşak Üniversitesi'ndeyim dediğim gibi. Kendim Manisalıyım. Gazi Üniversitesi'nde okudum 94-98 yılları arasında. Ne mezunuyuz hocam? Bilgisayar öğretmenliği, Gazi Üniversitesi mezunuyum ben. Ondan sonra 1997 yılında abimin bir arkadaşı vardı. O Amerika'dan Türkiye'ye geldi, bana Amerika resmini gösterdi. Bayağı etkilendim yani. Hoşunuza gitti Amerika. Evet, hoşuma gitti. Yani zaten küçükten beri Amerika gitmek gibi bir hayalim vardı yani. Sonra işte kendisine sordum Amerika'ya nasıl gidebilirim diye. O da bana işte yol gösterdi biraz. Sonra işte elimde bilgisayarım vardı. Tek sermayem oydu yani. İşte İngilizce öğrenmem gerekiyordu yani. İngilizcem orta seviyelerdeydi yani. İşte bilgisayarımı sattım o zamanlar elimdeki tek sermayeyi. Amerika'ya gitmek amacıyla 98 senesinde yani üniversitenin son senesinde bir sene İngilizce kursuna gittim. İşte TOEFL sınavına girdim. Türkiye'de mi gitmiştiniz? Aynen. Ankara'da bir kurs vardı. Orada ben İngilizce eğitimi aldım. Ondan sonra TOEFL'a şey yaptım, başaramadım işte 550 puan istiyorlardı TOEFL puanı o zamanlar. 447 puan aldım çünkü benim altyapım zayıftı yani böyle, evet. O bir yıl bana yetmedi yani. Ondan sonra üniversiteyi bitirdim. Ondan sonra o zamanlar atanmak çok kolaydı yani bildiğiniz gibi değildi. Adını söylediğiniz atanıyordunuz şimdi yani. Şimdi biraz da sınav işleri falan olduğu için biraz evet. Zorlandım. Ondan sonra işte tabii KPSS var işte yani çok rekabet var şu anda biliyorsunuz yani. Ben şöyle işte üniversiteyi bitirdim, bir tane form doldurdum, Ankara'da karşıya verdim işte, milletim uzunluğu karşıdaydı. Hı hı. Sonra atandığım yer Manisa'daki evime 10 dakika mesafede şeyden öğretmen oldum biliyor musunuz yani böyle. Süper bir şey deme, direkt atanıyorsunuz. Ya, hocam tabii. Yani süper bir şey yani, dediğim gibi yani. Böyle bir şey, güzel bir şans. Aynen yani. Yani değil mi? Sınav yok, bir şey yok. Tabii, evin 10 dakika mesafede bir yere atanıyorsun yani. Doğru olarak yani evet. Çok iyi denk ondan gelmiş. Sonra tabii benim yani ben idealist bir insanım yani bir meslek lisesi öğretmenliği yani küçümsemek için söylemiyorum tabii, yani beni çok tatmin edecek bir şey değildi yani. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Amerika'ya burs açtılar master öğrencisi göndermek amacıyla. Benim ALES puanım yüksekti işte ALES puanına göre işte öğrenci gönderiyorlardı. Ben işte ALES puanıyla başvuru yaptım Milli Eğitim'e ve puanım yetti. Ondan sonra Milli Eğitim beni ODTÜ'ye gönderdi. Orada bir yıl İngilizce eğitimi aldım. Ondan sonra Amerika'ya kapılar açıldı diyorsunuz. Kapılar yani. Açıldı. Şimdi abimin arkadaşı Güney Kaliforniya'dan gelmişti. Tabii benim en büyük hayalim oraya gitmekti. Los Angeles'e gitmekti yani. Orada Güney Kaliforniya Üniversitesi vardır. Neyse ben oraya başvuru yaptım. Aldım TOEFL ve GRE puanına dayalı olarak. Öğrenci olarak değil mi bu arada? Aynen. Master doktor yapmak için ben şey yaptım işte. Dediğim gibi Milli Eğitim bir yıl ODTÜ'ye gönderiyor. Sonra sınavı geçmek senin sorumluluğunda. Sınavı geçersen Amerika'ya gidebiliyorsun yani. O burs sayesinde. Aynen yani ve kabulü sen almak zorundasın yani. Milli Eğitim sana kabul bulmuyor Amerika'dan yani. Evet. Neyse işte benim amacım Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmekti o zamanlar. Güney Kaliforniya'ya başvuru yaptım ben. Onlardan bana cevap gelmedi yani, tamam mı? Şey yapmadılar. Dedim her zaman bir kale almadılar. Herhalde benim sesimi falan beğenmediler yani. Bir tek İngiliz'i kurtarma diye düşündüm ben. Evet. Neyse işte ondan sonra arkadaşım var. Onunla beraber Amerika'nın Ohio Üniversitesi'ne biz şey yapmaya gittik. Master yapmaya gittik. O kendisi müzik öğretmenliği üstüne master yaptı. Ben de işte şey yaptım. Öğretim teknolojileri üzerine master yaptım. Evet. Yani 2000-2002 yıllar arasında Ohio Üniversitesi'nde ben şey yaptım. Master'ımı yaptım. Biz o zaman daha doğmamışız. Evet, siz zaten biz yapmışız işte, daha sonra. Sonra işte yani şunu anladım, tamam şey yaparken doktora yapmak Amerika'da çok zor. Onu anladım ben yani. Yani tamam, hiçbir tane mutlu doktor öğrencisi görmedim ben Amerika'da. Yani hakikaten zorluğundan dolayı yani. Ben doktora yapmayayım dedim kendim yani. Sağ olsun. O zamanlar o da Ohio'da öğrenciydi. Ama benden 6 yaş büyük hayat tecrübesi olan bir insan, tamam mı? Bana dedi ki hocam bak dedi sakın Türkiye'ye dön dedi ama sakın dedi doktora yapmadan dönme dedi yani. Orada harcanırsın dedi o zaman bana. Tamam, en azından bir doktorayı bitir öyle dön dedi yani döneceksen yani. Oraya kadar gelmişsin. Aynen tabii abi. Yani. Neyse ben onu dinledim işte. Iowa State Üniversitesi'nde doktoraya başvuru yaptım. Bana kabul verdi Iowa State Üniversitesi. Ben 2003 yılında Iowa State Üniversitesi'nde doktora yapmaya başladım. Aynı zamanda orada asistanlık yaptım. Öğretim teknolojileri diye bir ders vardı. Bu ders 4 saatti.
2 saati teorik, 2 saati uygulamasıydı yani. Teorisini hocam anlattı. İşte 2 saat uygulamasını ben verdim. Hocalık yaptınız yani. Aynen. Teaching asistan diyorlar ona yani. Öğretmenin yardımcılığını yaptım. İşte laboratuvarda bu dersi ben verdim. Tabi aynı zamanda doktora yaptım ben. İstatistiği çok seviyorum. Yani Iowa'nın istatistik bayağı kuvvetliydi o zamanlar. Hatta Amerika 6. diyorlardı. O kadar şeydi yani. Hadi böyle ya. Değerli bir şeydi. Ben orada yan dal yaptım aynı zamanda. Yani 3 şey yaptım. Bir, öğretim teknolojileri doktorası yaptım. İstatistik tamam. Yan dal yaptım. Bir de aynı zamanda asistanlık yaptım yani. Üçünü aynı anda yani. Üçünü aynı anda yorucu yaptım yani. Evet, biraz yorucu oldu ama güzeldi. Ben çok seviyordum yani o okulu yani. Tabi o zaman da bekardık tabi. Böyle kendine bir avantajı vardı. Daha evet, fazla vakit ayırabilirdim böyle mesleki şeylere. Neyse işte 2,5 sene şey yaptım, asistanlık yaptım. Sonra 2 yılda istatistik uzmanlığı yaptım şeyde, Amerika'da. Şöyle, benim bursum kesilmişti doktora için. Çünkü ben master'ımı 3 ay uzatmıştım Türkiye'ye döneceğim diyerekten. Tamam mı? Milletim bana dedi ki, eğer ancak asistanlık yaparsan Amerika'da sana müsaade edeceğim ben 4 yılda. Evet. Neyse bana işte Iowa şey verdi böyle, asistanlık verdi. Neyse ben 4,5 sene asistanlık yaptım. Sonra artık Amerika'da bir ekonomik kriz oldu o zamanlar. Yani bana iş vermediler. Neyse ondan sonra bir iş buldum böyle kendime. Tam beni anlatıyor. Öyle neyse mi? İşte interview'e gittik böyle. Tamam, çok güzel bir şey ama bir tek şey İspanyolca bilmiyorum. Ha, oldu mu? Evet. Tek sıkıntısı İspanyolca. Hayır tamam mı? Sonra tamam Allah dedim yani. Tam pişman oldum İspanyolca öğrenmediğime yani. Evet. Neyse işte bir şekilde mezun oldum artık yani borç harç yani tabi son senem artık ben bir şekilde borç harçta şey yaptım yani mezun oldum. 2008'de Türkiye'ye döndüm ben artık yani. Nasip olmadı aslında çok istemiştim Amerika'da kalmak işte biraz aile biraz duygusal sebeplerden dolayı Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Dediğim gibi 2000-2008 yılları arasında benim bir Amerika tecrübem oldu. 2008'de Türkiye'ye döndüm işte. Askere gittim. Tabii zor oldu bir anda. Çok zor olmuş. Mardin'e gittim yani böyle. Amerika'dan askerli. Yani, aynen bir anda işte. Çok zor oldu hakikaten benim için. Sonra işte Balıkesir'de şey yaptım. Çalışmaya başladım. Ondan sonra ama İspanyolca öğrenmeye karar verdim. Aklıma şey geldi. Zamanı İspanyolca öğrenmedim ya. Onun bedelini ağır ödedim. Çünkü cepten okumak zorunda kaldım son yıl Amerika'da. Amerika biliyorsun çok pahalı, çok pahalı bir ülke. Özellikle yani üniversiteler. Ben işte tek başıma İspanyolca şey yaptım, öğrendim. Türkiye'de mi? Evet, öğrendim. Tek başıma öğrendim yani. Çünkü hırs yaptım, o zaman pişman oldum öğrenmediğime yani. Hocam lafınızı balla kesiyorum. Evet. Arkadaşlar, güzel bir başarı hikayesi. Yani hırs, her zaman diyorum ya, hırsınızı, başarısızlıklarınızı iyi yönde kullanın. Kötü yönde değil. Mesela Serkan Hocam bunun çok güzel bir örneği. Şu an ben de Allah nasip ederse İspanyolca öğreniyorum şu an. Evet. Hocamız da çok yardımcı oluyor sağ olsun. Yani hikayemiz aslında bu. Hep hırstan kaynaklanan, başarısızlıktan kaynaklanan şeylerin arkasında yatan olay bu aslında. Evet, biraz doğru da söylüyorsun işte. Yani ben çok sevdim İspanyolcayı yani. Ondan sonra bayağı bir yere geldim işte. Bir gramer kitabı aldım işte. Mi Vida Loca serisi vardı hatta size ben son derste göstermiştim. O seri de bayağı güzel bir seri yani. Kendimi bayağı bir ilerlettim tek başıma yani. Sonra işte 35 yaşında evlendim eşimle o zamanlar. Eşim 35'ti. Eşim matematik öğretmeni bu arada. Sonra tamam eşime söz verdim. Seni İspanya'ya götüreceğimi bir söz vermiştim. Evet. Tamam mı? Ondan sonra işte bir konferans vardı. İşte evlendikten 2 ay sonra biz İspanya'ya gittik. Bir konferans vesilesiyle gittik işte. Madrid'de 5 gün kaldık. Sonra biz Granada'ya geçtik. İşte ben çok merak ettim Granada nasıl bir yer diyerekten. Tamam çok sevdim Granada'yı. Eşime dedim ki ben buraya daha fazla gelmek istiyorum dedim yani. Sonra işte enteresan bakın şimdi burası çok önemli bir şey. Eşime de motive ettim İspanyolca öğren diyerekten. Evet. Ondan sonra eşim master'a kabul aldı Balıkesir Üniversitesi'nden. Master okumaya başladı. Orada 3-4 ders aldı. Kolombiyalı birisi vardı. Ondan İspanyolca özel ders aldı eşim. Hmm, evet. 35 saat özel ders aldı. Sonra ben biraz yardımcı oldum ona İspanyolca'da yol gösterdim en azından. O da Mi Vida Loca serisini böyle bitirdi. Ondan sonra eşim Erasmus'a başvurdu. Granada'ya gitmek için. Hoca olarak mı yoksa şey olarak mı? Öğrenci, öğrenci olarak. Hmm. Eşim öğrenci olarak. Çünkü eşim aynı zamanda master yapıyor. Aynı zamanda yani öğrenci. Aynen yani. Evet. Sonra eşim kazandı. Yani çok büyük bir şey yani. Belli yaştan sonra master yapıyor, evet. İspanyolca öğreniyor, Erasmus'a giriyor, İngilizce'den giriyor. Yani altyapısı İngilizce'si sağlamdır bu arada eşimin yani. Sonra tamam bu işin bir yönü. Sonra ben de var ya
bir daha başvuruyorum, bana burs verin ama benim bursum da aynı anda çıkıyor yani, müthiş bir şey yani. Valla hocam çok iyi denk gelmiş yani, ya. Aynı anda böyle vallahi yani. Çok iyi denk gelmiş. Binde bir bile olmaz yani evet. Böyle bir şey yani. Yani çok büyük gurur verici bir şey benim için. Hem eşimin hem benim böyle aynı anda gidebilmem, benim TÜBİTAK bursuyla, onun da Erasmus'la yani. Neyse işte onun evvel bir 6 ay kaldık orada biz yani bizim hayatımız... TÜBİTAK'la aynı yere mi gittiniz bu arada? Aynı yere evet yani, mucize gibi bir şey yani, aynı yerden sen kabul al, işinde kabul alsın, gidin böyle yani. Çok büyük yani bir şey güzel yani. Güzel bir denk geldi. Aynen yani. Yani böyle tamam ya, biz orada hayatımızın en mutlu günleri orada geçti yani, işte Endülüs'ü evet. Gezdik, işte Kanarya Adaları'na gittik o zamanlar. 2 saat biliyorsunuzdur Fas açıklarında yani böyle evet. Değil mi? Hayatımızın o zaman çocuk da yok yani. Yani hayatımda hayat dönemi yani. Yani. Aynen yani. Hayatımda hayat dönemi. Yani o özgürlük hakikaten başka bir şey yani. Kesinlikle böyle hocam. Yani. Bir de İspanya mükemmel bir ülke yani. Endülüs'ü ben çok sevdim. Korona'da işte pardon Cordoba, Sevilla'sı yani Malaga'sı, Marbella'sıyla. Hakikaten çok güzel bir yer yani. Sonra işte Türkiye'ye döndük. Sonra işte çocuk mocuk falan derken yani. Artık gidemedik yani işte 2014'ten evet. Beri işte yani buradayız. Yani bir aşağı yukarı 10 sene oldu. Yani orada çok özledik. İşte çocuklar biraz daha büyüsün inşallah. Yani bir burs bulabilirsem ben TÜBİTAK bursu veya başka bir şey tekrar gitmek arzumuz yani. Hayat çok pahalı biliyorsunuz. İspanya'ya gitmek demek kişi başı 500 dolar olsa kesinlikle. 4-2000 dolar yapar. Ye iç orada kal yani 5000 dolara mal olur bir ailenin gitmesi yani. Evet. Dediğim gibi bir TÜBİTAK bursu ayarlayabilirsek de onun için de CV'mi şu an toparlamaya çalışıyorum. İnşallah bakalım tekrar gitmek nasip olur. İnşallah hocam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir başarı hikayesi. Ben çok etkilendim şahsen. Umarım inşallah the same things gonna also happen to us one day. İnşallah arkadaşlar. Yani siz yaparsınız yani. Biraz çalışmak lazım. Determined olmak lazım. İngilizce determined diyorlar ya böyle evet. İşte. Biraz doğru adımlar atmak şey lazım. Evet yani inşallah her şey olur yani işte. Önemli olan gayrettir yani. Kesinlikle hocam. Önce gayret gelir. Ya tabii sonucu Allah bilir ama sen gayretini göstereceksin. Gerisi olur olmaz onu bilemezsin yani. Evet. Ama gayreti göstermek lazım yani. Önce bir hedefi belirleyeceksin. Ondan sonra gerekli adımları belirlemen sıkılmadan, gerekir. Sıkılmadan yani. Her gün aynen evet. Yani. Pes etmeden, çalışmak büyük lazım. Bir sabırla, sebatla mücadele etmeniz lazım. Hedefler olarak. Bu hayatın kuralıdır yani. Kesinlikle. Sabır çok önemlidir yani başarı için. Yani zorluklar karşısında yılmamanız lazım. Yani. Ya belki bir ve pozitif düşünmek lazım. Kesinlikle. Bu iş olacak bir şekilde. Olmazsa da vardır bir hayır diyeceksin yani. Aynen öyle. Senin biraz takıntılı gerek... olmak lazım ama iyi yönde aslında. Aynen yani değil mi? Yani hırs yani bir bakıma iyi yani. Dediğim gibi hedefim bu. Ulaşamaz ayrı bir şey ama bütün gayreti göstermen lazım ki ileride pişman olma niye ben çalışmadım diye o yönde. Evet. Hocam şimdi bazı sorulara gelelim. Evet. Hem benim de merak ettiğim, arkadaşım merak ettiği ve takipçilerimiz de merak ettiğini düşündüğüm en azından. Evet. Şimdi hem Amerika'yı hem Avrupa'yı görmüş biri olarak. Evet. İkisi arasındaki mesela kıyaslamayı nasıl yapabilirsiniz? Ya özellikle yaşam için mesela. Kim mesela bazı arkadaşlarım şey diyor. Avrupa yaşamak için daha güzel. Ya çok derin konular belki biraz ama yüzeysel biraz da. Genel şey şu, Amerika yaşamak için daha güzeldir. Avrupa gezmek için daha iyi derler. Yani sanki Amerika'da yaşam birazcık daha böyle yani çetin mi? Amerika aslında kolay bir ülke değil yani. Ben şimdi Avrupa'yı çok bilmiyorum işin doğrusu. Bir de ben İspanya'yı biliyorum yani. İspanya bakarak Avrupa'yı genellemek mümkün değil yani. Evet. Ama İspanya daha rahat bir ülkeye benziyor yani. Eğer biraz cebinde paran varsa yani Amerika'da size çok büyük beklenti var. Çok çalışmanız gerekir başarabilmeniz için yani. Evet, Amerika kabul etmez diyorsunuz yani. Aynen yani. Amerika'ya hakikaten yani aynen biraz acımasız bir ülke yani. Biraz bireysel bir toplum biliyorsunuzdur. İşte kapitalizmin böyle maksimum uygulandığı bir ülke yani. Amerika'da böyle çok güçlü olmanız lazım. Çok çalışmanız lazım ki birilere gelesiniz. Dedim ben Avrupa'yı çok bilmem. İspanya'yı bilirim. İspanya bana daha rahat bir ülke gibi geldi. İnsanları daha rahat yani. Evet, kasmazlar böyle derler ya böyle işte dediğim gibi. Ama kadar biraz da dediğiniz gibi bireysel. Bireysel bir toplum yani evet. Çok yani, da umurlarında olmazsın. Yani. Aynen yani evet. Şey İspanyollar biraz daha böyle işte iyi yani insanlara benziyorlar. Daha böyle yardımsever, daha dışa dönük insanlar gibi geldi İspanyollar bana. Ama Amerikalılar daha çok böyle daha bireysel gibi kendileri geldi bana. Aynen yani evet. Evet. Ben de aynı fikirim arkadaşlar. Yani edindiğim tecrübelere göre. Ama yani gezmek için Avrupa daha güzel diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın bir tarihi yok yani. Doğal güzellik Avrupa'nın da güzel, Amerika'nın da güzel. Ama işte Amerika'nın o tarihi güzelliği olmadığından dolayı yani mesela gezmek için ben Avrupa'ya giderim, Amerika'yı tercih etmek zorunda kalırsan Avrupa'ya gezerim. Amerika zaten bir de büyük bir ülke olduğu için hocam. Aynen, hani, evet. Büyük bir kıta olduğu için daha doğrusu. Aynen. Birazcık da gezmek ister istemez zor oluyor. Uçağa binmek gerekiyor. Aynen genellikle. Tabii yani. Tamam dediğim gibi yani eğer bir şansınız varsa Amerika mı Avrupa mı gezmek için şeyi... Avrupa'yı gezmenizi tavsiye ediyorum evet. Yani bilhassa İspanya. Ülkemize de yakın biraz daha. Aynen yani evet yani Avrupa hakikaten güzel yani böyle yani ne bileyim o tarihi güzelliği, doğal güzelliği yani ben İspanya'da çok etkilendim yani. Bilhassa Granada, Cordoba şehirleri beni çok büyülemişti yani gezmek için Avrupa yani. Eğer çok çalışmayı seviyorsanız tamam güçlü olduğunuzu düşünüyorsanız
Amerika daha ideal bir ülke olabilir yani. Evet. Peki kaç ülkede bulundunuz bu arada? Vallahi ben Avrupa'da İspanya'da bulundum. Bir de İtalya'yı gezdim. Bir Roma'da konferans vardı. Bir Roma'yı gezdim işte. Bir de 2003 senesinde Ukrayna'da konferans vardı Kiev şehrinde. Ukrayna'yı gezdim yani. Bir de pardon ben Boşnak bu arada. Boşnak asıllıyız. 2014 senesinde o zaman da tabii çocuk yoktu. En son bir Bosna'ya gitmiştik. Bir Bosna'da kaldık eşimle beraber. Evet. Dedim ki yani 4 ülke gördüm diyebilirim yani Avrupa'da. Evet. Dedim yani fazla yorum yapamam Avrupa hakkında yani. Evet. 6 aylık İspanya tecrübesiyle yani bir genellemek Avrupa tecrübesini öyle kolay bir şey değil yani. Ama İspanya yani eğer ne bileyim maddi sıkıntı yaşamazsanız orada yani bence yaşamak için harika bir ülke yani rahat bir ülke yani orada ne bileyim özgürsünüz. Tavsiye ederim yani İspanya. Deniz kenarında bir de. Deniz kenarında iklimi çok güzel, toprakları verimli. Yani kirkilisi doğal bir şeydi yani güzel, yani doğası güzel onu demek istedim evet. Yani. Tarihi güzel. Almanya'daki işte. Biraz daha dark bir havası vardır. Aynen, havası güzeldir İspanya'nın yani. Yani yaşamak için güzel bir yer. Dediğim gibi işiniz güzelse orada yani. Yani orada iş bulmak kolay bir şey değil yani. Mesela evet. Endülüs'te işsizlik %36'ydı ben orada yaşadığım zamanlar yani. O zamanlar %36'ydı şimdi bir vardır yine. %90 daha fazladır da. Yani bilemiyorum yani. Orada yani yaşam kolay değil yani. Evet. Yani orada maaşlar da düşük diye ben biliyorum yani. Mesela hocam bir 1600 dolar maaş alıyorum diyor yani. Pardon euro yani. Mesela bir eve girmiş 10 yıl ödemesi gerekiyor. Her ay 700 euro ben eve para veriyorum yani. Kiralar gerek alan şey de yani ancak geçiniyorum diyor yani. Evet. Yani oradaki akademisyenlerin durumu buradan çok daha iyi değil yani. Size onu ifade etmek isterim ben. Yani İspanya'da aslında akademisyen olmak öyle çok cazip bir şey değil. Yani çok aman aman maaşlar alınmıyor diyorsunuz. Yok alınmıyor yani. Avrupa'nın diğer tarafını bilmiyorum ama İspanya'da akademisyen olmak öyle çok da cazip bir şey değil yani onu ifade Amerika'da ediyorum. Kaç yıl yaşamıştınız? 8 sene yaşadım ben. Hadi ya. Evet Amerika'da. Amerika hakkında daha yalnız, aynen şey yani. Yani Amerika'da yani akademisyen olmak caziptir. Çünkü orada maaşlar hakikaten daha güzel yani. Evet. Bir akademisyenin ben şeyi tavsiye ederim. Amerika'da yaşamasını tavsiye ederim yani. Ama dediğim gibi zekiyse ve çalışkansa, eğer zeki ve çalışkan değilse yani Amerika'da başaramaz onu ifade edeyim ben. Amerika'yı yıkar adamı diyorsunuz.